Herkese merhabalar arkadaşlar. Bölme algoritması ve bölünebilme kuralları gibi çok önemli bir derse başlıyoruz. Kasım programında 2. Kasım Salı günü arkadaşlar bu konu bulunuyor. Şimdi bakın 0'dan 9'a matematik soru bankamızda 82. sayfayı açıyorum. Ve buradan arkadaşlar 82. sayfadan itibaren bu videoda anlatacaklarımızı bulabilirsiniz. Bolca örnek de mevcut. Bunları pekiştirmenizi istiyorum. Ta ki nereye kadar? 95. sayfanın sonuna kadar. Tabii ki bu da yetmez arkadaşlar. Burada Dinamo Soru Bankası'nda da Tesla 4 ile hemen bakalım. 4 ile 8 aralığı da bizim çözmemiz gereken yerler. Hemen bunları videonun başında size söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Minik bir mizan senle gireceğiz tabii ki. Kız demiş ki evlenince Tongül bu galiba evlenince ne güzel olur. Birlikte film izleriz, mısır patlatırız. Tonguç da diyor ki evet hem de bütün masraflar ikiye tam bölünür <laughs> diye bir espriyi patlatmış. Şimdi bölme öğreneceğiz bu derste. Arkadaşlar Bölme yapabilmek için öncelikle burada geçen harfleri bir tanımamız gerekiyor. Burada bakın A bizim için bölünen sayı olacak. B ise onu bölen sayı yani B'ye bölen diyeceğiz. C ise sonuç arkadaşlar yani bölüm olacak. K ise burada kalanı temsil ediyor. Bu kuralları da dersin içerisinde bulabilirsiniz. Şimdi bölme algoritmasında tabii ki buradaki A'ya ne demiştik? Buradaki A'ya bölünen sayı demiştik. Yazalım şöyle. Buradaki B'ye onu bölen sayı anlamında bölen diyeceğiz. C bizim için sonuçtur yani bölümdür arkadaşlar k ise kalandır diyebiliriz. Hemen şunu bir kaldıralım bakalım. Bizim yazdıklarımız tam olarak zaten burada da mevcutlar. Görüyorsunuz ben de bunların üstüne yazmış oldum. Şimdi bölme kuralında önemli bazı şeyler var. İlk başta şunu bilmemiz lazım. Hemen şunu alıyorum buradan. Bakın arkadaşlar Buradaki A sayısı yani bölünen sayı nedir biliyor musunuz? Şu sayıyı oluşturmak için bu iki sayıyı çarpmanız gerekiyor. Şöyle yazalım çarp. Buradaki kalanı da onların üzerine ne, ne yapmanız lazım? İlave etmeniz gerekiyor. Yani A'ya ulaşabilmek için B ile C'yi çarparız ve üzerine K'yi ekleriz. Bu şekilde A sayısına da ulaşmış oluyoruz. Bir bölme işleminde bitmiş bir bölme işleminden bahsediyorum size. Buradaki kalan arkadaşlar ya sıfıra eşittir ya da sıfırdan fazladır. Yani kalan ya sıfırdır ya da pozitiftir arkadaşlar. Ve her zaman için yine bitmiş bir bölme işleminde kalan bölenden daha küçüktür. Hadi hocam bunu bir somutlasana bize ya. Şöyle havada kaldı sanki bu. Hemen anlatayım. 23 sayısını 4'e böldüğümüzü düşünelim. Bakın bölünen Bölen bölüm nedir? 5 defa verirseniz buraya 20 gelecektir. Çıkarma işlemini yaptınız. 3 burada kalandır. İlk ilk öncüde dedim ki 23'ü elde etmek istiyorsanız eğer bu ikisini çarpmalısınız. Yani 4 ile 5'i çarparsınız. Sonra kalanı ilave edersiniz. 3 sayısını da eklerseniz bu şekilde gördüğünüz gibi yeniden 23'ü e elde etmiş oluyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi daha önemli. Kalan yani 3 sayısı sıfırdan büyük eşittir gördüğünüz gibi. Ve her zaman için bitmiş bir bölme işleminde kalan arkadaşlar buradaki bölen sayıdan bölen yazalım şöyle. Daha küçük olmak zorundadır. Yani 3 4'ten daha küçüktür. Yani açıkçası burada 13 gibi bir sayı yazmazdı. Eğer zaten 13 yazsaydı tekrardan sorardık derdik ki 13'te kaç defa 4 var deyip devam ederdik. Bitmiş bölme işleminde şuna lütfen dikkat edelim. Peki kalan eğer C sayısından da küçükse yani burada olduğu gibi 3 kalandı ya 5'ten de yani bölümden de küçükse bu sefer arkadaşlar bölüm ile bakın burada yazıyor bölen ile bölümün yani şu ikisinin yeri değişebiliyor. O halde hemen bunu da örneklendirelim. 23 sayısını 5'e bölersek bakın bu ikisinin yerini değiştirirsek yine aynı şeyler yaşanacaktır. Yani aynı kalan elde edeceğiz. Bu aynı kalan elde etmemizin sebebi yani bunların yer değiştirmesinin mantığı aslında neydi? Kalan bölen bölümden de küçük olmasından ileri geliyordu. Bu şartta sağlanırsa ikisi yer değiştirir. Eğer sağlanmazsa ikisi yer değiştirir değiştirmez arkadaşlar. Lütfen dikkat. Eğer kalan sıfırsa A sayısı B sayısına tam bölünür. Hemen buna da örnek verelim. 20 sayısını 10'a böldük. 2 defa verdik. Ne oldu? Kalan sıfır oldu. Görüyorsunuz kalan sıfır olduğu için şunu diyebiliriz. 20 sayısı 10 ile tam bölünebiliyormuş. Peki bir antrenmanla başlayalım. Arkadaşlar bu sorularda bakın şu baştaki kısmı genelde okumadan geçiyoruz. Lütfen buraya dikkat. A sayısı ve küçük A sayısı elemandır ne demiş? Ne ne demekti? Bunu bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Doğal sayılar kümesi demekti. Peki doğal sayılar kümesi nereden başlıyordu? Hemen yazalım. Sıfırdan itibaren başlar, birer birer büyüyerek sonsuza doğru uzanır. Burada bir bölme işlemi gösterilmiş. Bakın bölünen sayı, bölen sayı burası bölüm oluyor, bu da kalan olmuş oluyor. Bölme işlemine göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Öncelikle birinci öncülde ne ifade etmiştik? Dedi ki buradaki bölünen sayı yani A... Bu ikisinin çarpımı bunların çarpımı artı kalanla bulunur. Yani 13 ile a artı 2'yi çarpmalısınız. Bir de bunların üzerine kalanı yani a kareyi ilave etmelisiniz. Peki ben burada A'nın alabileceği en büyük değerimi bulmaya çalışıyorum. Ve bir de doğal sayı buna dikkat edelim. Arkadaşlar bunun en büyük olabilmesi için bence buradaki A sayısına bağımlıyız. A sayısına değer vermeliyiz. Bu birincisiydi. Bir de ikincisi şunu unutmayalım. Kalan dediğimiz A kare her zaman için bölenden daha küçüktür. Yani 13'ten daha azdır. Buna da dikkat edeceğiz. Peki gelin istiyorsanız küçük A ile başlayalım. Küçük A'ya hangi değerleri verebilirim? Hemen şöyle ifade edelim. Arkadaşlar küçük A'nın alabileceği değerler bakın karesi 13'ten küçük olacak ve doğal sayı olacak burada belirttiği gibi 0 verebilir miyiz evet 1 verebilir miyiz 1'in karesi 1'dir çünkü 13'ten azdır 2 de verebiliriz. 2'nin karesi 4'tür. 13'ten az kalmıştır. 3 de verebiliriz ama 4 veremeyiz. Çünkü 4 verirsek 4'ün karesi 16'dır. 16 küçüktür 13 sağlanmaz. O yüzden A'nın küçük A'nın alabileceği değerler bunlar. Peki ben bunların arasında hangisini alacağım? Tabii ki 3'ü alacağım. Neden hocam? Çünkü bunu büyük yapabilmek için küçük A'yı da en büyük seçmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar hemen geliyorum burada. Küçük A yerlerine 3 sayısını atıyorum. Ve bakın büyük A neye eşit olmuş oluyor. Gelin şurada 3 yazalım. 13 çarpı 3 artı 2 artı 3'ün karesi yapacağız. Değil mi şöyle? E buradan A eşittir. Kaç geldi? Şu kısım 5 geldi. 13 çarpı 5 65 yapar. 9 da toplayalım. 74 yapar. O yüzden buradaki büyük A'nın alabileceği en büyük değer 74'tür. Hocam bu sayıları verseydin. Bak bu sayıları verirseniz daha küçük çıkar zaten. Biz büyük yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu sayıların arasındaki en büyüğünü tercih ettik. Şunun ne kadar önemli olduğunu umarım anlamışsınızdır. Hiçbir zaman unutmayın. Kalan her zaman için bitmiş bir bölme işleminde bölenden daha küçüktür arkadaşlar. Bunu küçük büyük şeklinde aklınıza da kodlayabilirsiniz şu şekilde. Yani yazma şeyinde yönünde değil mi? Küçük büyük şeklinde de buraya ifade etmiş olalım bırakmış olalım. Model sorumuzla devam ediyoruz. Bakın giriş kısmını okuyalım. Diyor ki pozitif tam sayı yani A, B, C burada pozitif tam sayılar olacakmış. Peki bölme işleminde bu ifadenin sonucunu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar hemen şunu yazabiliriz. Bakın bu bölme işleminde ben şuradaki B sayısını nasıl elde ederim? Bu iki sayıyı çarparım, 2 eklerim. Yani 2 ile C'yi çarpıp 2 ilave edersiniz. Bu sizin için B sayısı olmuş oluyor. Bu burada beklesin. Gelelim şu bölme işlemine. Burada da A sayısını bulabilmek için hemen 4 ile B'yi çarparsınız. 1'i eklersiniz. O zaman 4 ile B'yi çarpalım. Buradan da 1'i ilave edelim. A sayısı da bu görmüş olduğunuz sayı oluyor. Bir de şunları unutmayacağız. Bir bölme işleminde kalan her zaman bölenden küçüktür. O yüzden 1 B'den az olmalı. Yani daha doğrusu B 1'den fazla olmalı. Yine burada da aynı durum var. 2 kalan ya burada. Buradaki C'den daha küçük olmalı. Sevgili arkadaşlar hemen buradan ne yapacağımı anlatayım. Şöyle okla belirtelim. A sayısı 4b artı 1. Bakın A'nın yerine 4b artı 1 yazdım. B sayısının yerine şimdilik bir şey yazmayalım. C sayısının yerine dikkat ettiniz mi? 2, 2c artı 2 eşit B sayısı da onu az sonra yazacağım. C sayısının yerine de kendisini direkt ben şöyle bırakmış olayım eksi 11 bölü C diyorum. Şimdi dikkat, ben burada B gördüğüm yerlere şununla şundan bahsediyorum. 2c artı 2 alabilir miyim? Evet alabiliriz hocam. Bu arada şunu toparlayalım hemen istiyorsanız. Bakın bu kısım 5 tane B artı 1'dir. Değil mi? Peki hemen B yerine ne yazabilirim? 2C artı 2. Yazıyorum. 5 çarpı B'nin yerine şunu yazacağım. 2 tane C artı 2. Sonra artı 1'im var. Sonra artı C var. Bir de eksi 11 var. Bölü C diyorum buraya. Şimdi dikkat buraya. Burada arkadaşlar dağılma özelliğini kullanırsanız 5 ile 2C'nin çarpımı şöyle devam edelim. 10C oldu. Yazdık. 5 ile 2'nin çarpımı artı 10 oldu. E 1 de buradan geldi. 11 oldu. Sonra bir C'miz var bir de eksi 11'imiz var. Paydamızda da yine C var. İşte sevinç gözyaşlarını şu anda dökebilirsiniz. Bunlar gitmiş oluyorlar. Bunlar giderse geriye kim kaldı? 11 C bölü C kaldı. Zaten C'ler sadeleşir. Bu işlemin yanıtı 11 olarak bulunmuş olur. Bunun ikinci bir çözüm yolundan da size bahsetmek istiyorum. Bakın böyle harflerle giderek sonuca ulaştık. Şöyle de yapabiliriz. Arkadaşlar madem C sayısı 2'den fazlaysa gelin biz C'ye 3 verelim misalen. Şimdi C'ye 3 verirseniz ne olur biliyor musunuz? A'yı B'ye bölüyorsunuz. Şunu yazıyorum. 4 çıktı sonuç, 1 kaldı. Sonra B'yi C yerine 3 verdim ya ben burada. 3'e bölüyorsunuz 2. Sonuç çıktı. Kalan da 2 oldu. Peki ben burada B sayısının yerine şu ikisinin çarpımı artı 2 yazamaz mıyım? Yazarım. 3 kere 2 6. 2 de buradan geldi 8. Yani B sayısı 8'miş. Peki getirin burada B sayısı yerine 8 yazın. 8 kere 4 32. Bir de buradan geldi toplama yaptım. 33. A da 33 oluyor. Şimdi A sayısını 33 buldum. B sayısını da 8 buldum. Bakın bu değerleri kullanarak sonuca da gidebilirsiniz. İstenen şey ne? A artı B artı C eksi 11 bölü C. Peki ben burada A, B, C'leri toplarsam elde edeceğim sayı 44 değil mi? Aynen öyle. O zaman şurası benim için 44, 44'ten 11'i düştünüz 33. C sayısı da 3 olduğu için bölme işlemini yaparsanız yeniden yanıtı bakın görüyorsunuz 11 olarak elde etmiş olursunuz. Bu da değer verme yöntemi de çözüm metoduydu. Bunu da eklemiş ve söylemiş olalım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Düşündüren soru. Düşünelim bakalım bu bölme işleminde x ve y değerlerinin toplamını bulacağız. Sevgili arkadaşlar bakın bildiğiniz bölme yapıyoruz. Hemen ne yapacağım? 5'te 52 yok. 52'de 52 bir defa. Çarptınız 52. 0 0. Sonra bakın bu 5'i indirdiniz. 5'te 52 var mı? 0 defa var. Sonra bu 2'yi indirdiniz. 2'yi yazdık buraya. 52'de 52 kaç defa var? 1 defa var. Çarptınız 52 geldi. Buraya 0 geldi. Sonrasında bakın 5'i indirdiniz. 5'te 52 var mı? 0 defa var dediniz. Ve 0 çarpı 52 0 olduğu için artık buradan sonra işlem bitmiş oluyor. Bu bizim için nedir? Bu bizim için kalandır. Bu nedir peki? Bu da bizim için bölümdür arkadaşlar. Bu ikisinin toplamını sorduğu için yanıtımız 1010 artı 5'ten dolayı 1015 olarak bulunmuş olacaktı. Normal bir bölme işlemi kısacası. Yeni nesil bir soruya bakacağım. Acayip önemli bir soru bu. Hemen 3 tane yıldızımı atıyorum buraya. Bence durdurmalısın sen çözmelisin bak. Şimdi burada bir bölme işlemi var değil mi? Hemen aklımda iki tane öncül canlanmalı. Bunlar çok önemli. Birinci öncül bana şunu söyler. Buradaki sayı ki buradaki sayı 4 basamaklı doğal sayıymış arkadaşlar. Diğeri de iki basamaklıymış. Bakın şu iki basamaklı bu da 4 basamaklı. Birinci öncülde ne demiştik? Bölünen sayı x, y, z, 8 bu ikisinin çarpımı yani 24 çarpımı artı kalandır. Yani ab'dir şöyle ab yazalım. Peki ben buradan sonra AB'nin kaç farklı değer alacağını bulacağım ya ikincisinde de şunu yapmam gerekmiyor muydu. kalan her zaman şöyle yazalım. kalan her zaman bölenden daha küçüktür bir bölme işleminde O halde kalan burada AB olduğu için bölen de 24 olduğu için AB kesinlikle 24'ten küçüktür. Şimdi A, B iki basamaklı doğal sayı diyor? Evet. Hocam o zaman 10, 11, 12, 13 böyle 23'e kadar devam eder. Dediysen seni alkışlıyorum yanlış yaptın. Neden yanlış yaptın biliyor musun? Sıkı dur şimdi. Bakın bu ifadede şunun son basamağı 8 olduğu için bunun çift bir sayı belirttiği kesinlikle ortada. Geldik buna 24 ile bir tane sayıyı çarparsanız tam sayıyı çarparsanız kesinlikle yine karşınıza çift bir sayı çıkar. Peki sevgili arkadaşlar çiftle hangi sayıyı toplamanız durumunda yeniden çifte elde edersiniz? Düşünün bakalım elbette ki çiftle çifti toplarsan elde edersin buradaki çifti. O halde buradan şu yorumu çıkarabilirim. Buradaki sayı yani AB2 basamaklı sayısı kesinlikle ve kesinlikle çift bir sayıdır. Değil mi? Çünkü çiftle çiftin toplamı bana buradaki çifti verir. Eğer bu AB yerine tek falan denk gelirse o zaman hapı yutarsınız. Çiftle tekin toplamı teki verdiği için patlar soru. Kısacası AB hem bu şartı sağlayacak hem de çift olacak. O zaman yazalım AB sayısının yerine gelebilecekleri. İki basamaklı doğal sayıydı. O yüzden ondan başlattım. 10, On. 12 14 tık 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 hatta yazalım 16 18 20 22 buradan kapatırsanız ve biter. A B'nin kaç farklı değeri varmış sayıyorum 3 3 1 tane yani 7 tane değeri varmış. Yorumunu yapabiliriz. Fakat bu olayı gözden kaçırırsan ne olur? Tabii ki dersin ki AB sayısı 10'dan başlıyor tık 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 23'e kadar gidiyor hocam. işte burada toplam kaç tane var? 14 tane sayı var dersin. Yanlış yaparsın. AB yerine bunlar, bunların hepsi gelemiyor arkadaşlar. Sadece çift sayılar geliyor. Lütfen dikkat edin. Bu soruyu nereden tanıyacaksınız bir daha test sırada falan karşınıza çıkarsa bakın son basamandaki rakamı buraya niye vermişler? Niye? Bunun çift olduğunu belli etmeye çalışıyor adam işte bu yüzden koymuşlar anlaştık mı? Kısacası şu iki tane öncülü asla unutmayacaksın tamam mı bölme işleminde ve bazı soru tiplerinde buradaki sayıyı vererek çift ya da tek olma durumunda seni karşı karşıya bırakır bu konuda da uyarımızı çekmiş olalım. Bir a sayısının x ile bölümünden kalana küçük a diyelim. Yani şöyle diyor a'yı işte x'e bölüyorsun kalan küçük a. B sayısını tutup x'e bölüyoruz. Bunun da kalanı bize b'yi vermiş oluyor. Şöyle diyelim. Şimdi bakın 4 tane öncül anlatacağım size. Arkadaşlar bakın dikkat ettiniz mi? X ile bölüyorsunuz. Eğer a ve b'nin toplamını tutup x ile bölerseniz buradaki kalan eski kalanların nesidir? Nesidir? Toplamıdır elbette. O yüzden diyebilirim ki A artı B sayısının x ile bölümünden kalan kalanlarının toplamıdır. Peki A eksi B sayısının x ile bölümünden kalan nedir? Bu da kalanlarının farkıdır arkadaşlar. Yani bölünen sayıları toplamak ya da çıkarmak değil mi? Kalanları toplamak ya da çıkarmak anlamına geliyormuş. Hemen bunu somut bir örnekle şöyle kafamıza kazıyalım istiyorsanız. Mesela bakın 13 sayısını atıyorum 5'e böldünüz. Kaç kalanını bulursunuz? 10 kalanını bulursunuz değil mi? Şöyle yazalım. 10 diyorum 3 kalanını bulursunuz. Dolayısıyla bu 3 olsun. Şimdi başka bir sayı 16 sayısı 5'e böldüğünüz zaman bu sefer de 1 kalanını bulursunuz. Bizim iddiamız ne biliyor musunuz? Şu iki sayıyı topladığınızda 29'u elde ediyorsunuz ya. 29'un 5 ile bölümünden kalan bu iki kalanın toplamıdır arkadaşlar. 29'u 5 ile bölerseniz 3 artı 1'den 4 kalanını bulacaksınız. İddia bu hemen kanıtlayalım 5 ile çarparsanız bunu bakın görüyorsunuz 25'ten 4 kalanını size vermiş oluyor. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Farklarını aldığımızda da buradaki kalanların farklarını almamız gerekiyor. Yani kısacası arkadaşlar x ile bölümünden kalan için nedir? Kalanlar arasında aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Çarpmada da durum aynı aslında. Bakın bu iki sayının çarpımı 13 ile 16'nın çarpımı kaç geliyor işte hemen çarpalım şurada. 13 çarpı 16 efendim 160 208 mi geliyor? 208. Şimdi 208 sayısını 5'e böldüğünüz zaman ne olacaktır? 41 kez verirseniz 205 düşer buraya 3 kalanı bulmuş olsunuz. Zaten bu 3 kalanı şu ikisinin nesidir? Çarpımıdır diye yorum yapabiliriz. Bunu da buradan özetlemiş olduk. Peki A'nın arkadaşlar K katını alırsak ne oluyor? Kalanın da K katını alacağız elbette. Hemen şu bakın 16 üzerinden anlatalım. De farz edelim ki 16'nın 2 katını aldınız. 16'nın 2 katını ne yapar? 32 yapar. Şimdi 32 yine aynı şeye yani 5'e böleceksiniz. Bu sefer 16'nın 2 katını aldığınız için kalanın da 2 katını almanız lazım. Bunun sonucunda 2 kalanını elde edersiniz. Harbiden de bu doğrudur. Çünkü 6 defa verirseniz ne olur? Gördüğünüz gibi 2 kalanını bulmuş oluyorsunuz. Kısacası bölünen sayıyı kata çıkarırsanız ne oluyor? Kalanı da aynı katla çarpmanız lazım diyebiliriz. Peki üs alma işlemine bakalım. Bölünen sayının üssünü alınca ne oluyor arkadaşlar? Kalanın da üssünü almanız lazım. Hemen onu da 16 üzerinden anlatalım isterseniz. Şöyle çekelim. Bakın 16'nın karesi ne yapar? 256. Tutup bunu 5'e bölerseniz şunun da karesini elde etmiş olursunuz. Tabi bunun karesi nedir? 1'in karesinden dolayı 1 gelecektir. Hakikaten bu işlem doğrudur. 256'yı 5'e bölerseniz kaç defa verirsem kurtarır? 51 defa verirsem 255 yapmış oluyor. Gördüğünüz gibi kalan 1'e eşit oluyor. Yani üs alma işleminde de kalanın üssünü aynı sayı e, cinsinden yazmamız lazım. Daha doğrusu kalanın da kuvvetini almamız lazım diye söylemiş olalım. Eğer kalan x'ten büyükse kalanı tekrar x'e bölmeniz lazım. Nasıl yani hocam? Hemen anlatıyorum onu da. Bakın şöyle ki beyaz bir sayfa çekeyim şöyle. Arkadaşlar şimdi siz 13 sayısının karesini aldınız diyelim ki şu kuvvetten anlatalım. 13 sayısının karesi 169 yapar. Bunu tutup 5'e böleceksiniz ya. Kalanın da kuvvetini almanız lazım. 3'ün karesini alırsanız ne olur? 9 elde edersiniz. Şimdi 9 diye bir kalan bu bölme işleminde olmaz. Neden olmaz? Çünkü kalan bölenden küçük olmak durumundaydı. Dolayısıyla bu bölme işlemine tekrar devam edersiniz. Burada bir tane sayı vardı. Buna bir defa verirsiniz. 1 kere 5, 5 olduğu için çıkarırsınız. Ne elde etmiş oldunuz? 4 elde etmiş oldunuz. Yani açıkçası eğer... Kalan x'ten büyük bir şey çıkarsa burada olduğu gibi kalan x'ten büyük bir şey çıkarsa bölme işlemine devam ediyorsunuz ta ki kalan buradaki bölenden yani x'ten arkadaşlar küçük kalana kadar bu işleme devam etmek durumundayız. Şimdi bunu hemen şuradaki örnekle bir açıklamaya çalışalım. Yani daha doğrusu somutlayalım. A sayısının 13 ile bölümünden kalan 7'dir. Bak şimdi. A sayısının 13 ile bölümünden kalan 7'dir. Bunu yazdım. B sayısının 13 ile bölümünden kalan 6'dır. B sayısının 13 ile bölümünden kalan 6'dır. Bunu da yazdım. İfadelerin 13 ile aşağıdaki ifadelerin 13 ile bölümünden kalanları bulmaya çalışacağız. Önce artı B'den başlıyorum. Arkadaşlar A artı B'yi eğer 13'e bölerseniz kalanları da toplamanız gerekiyor. Bakın kalanları toplarsanız burası 13 oluyor değil mi? Peki bölme işleminde bitmiş bölme işleminde bu ikisi eşit olabilir mi? Hayır. O yüzden işleme devam ediyoruz. Diyoruz ki 13'te 13 kaç defa? 1 defa. 1 kere 13 13'tür çıkardık 0. Kısacası buradaki kalan 0'dır. Tam bölünme gerçekleşti diyebiliriz. Bunu şöyle de yapabilirdiniz. A sayısını 7 olarak düşünebilirdiniz. B sayısını da direkt 6 olarak düşünebilirdiniz. Bakın, bakın ikisinin toplamı 13'tür. 13'ün 13'e bölümünden kalan nedir? 0'dır. Tam bölüme gerçekleşir. Ya da buradan yapabilirdiniz. Devam edelim. A çarpı B'ye bakacağız şimdi. Arkadaşlar A çarpı B'nin 13'e bölümünden kalan için eski kalanları çarpıyorsunuz. Bakın Eski kalanların çarpımı 42. E, bu işlem devam eder zaten. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki 13, 42'de 13 kaç defa? 4 defa verirsem fazla mı geliyor? O zaman 3 defa vereceğim. Bakın şöyle yapalım. 3 defa. 3 kere 13, 39'dur. Çıkarma işlemini yaptım. 3 kaldı. Yani şuradaki kalan buradaki bölenden küçük olana kadar devam eder işlem. Bu yüzden bu sorunun doğru yanıtı 3 olacaktı. Bunu da yine kolay yoldan şöyle yapabiliriz. A7B'yi 6 kabul ettik ya. Hemen çarpımı 42'dir. 42'yi 13'e bölünce kaç elde ediyorsunuz kalan olarak? 3 e elde ediyorsunuz. Ediyorsunuz. Dolayısıyla direktmen kalanımız 3'tür yorumunu yapabiliriz. Şöyle buradan devam edelim. 2B kare artı 3 tane A. Sevgili arkadaşlar 2B kare artı 3 tane A işleminin 13 ile bölümünden kalan için kalanlara aynı şeyi uyguluyorum. Yani 7'nin karesini alacağım. Bakın B düzeltiyorum. 6'nın karesini alacağım. B yerine bu kalan kullanılacak ya. 6'nın karesini alıp 2 katını alacağım. Sonrasında da A sayısını 3 ile çarpacağım. Yani A'nın kalanını 3 ile çarpacağım. O zaman 3 ile de 7'yi çarpıyorum. Peki bu işlemi hesaplayalım bakalım. Elbette 13'ten fazla çıkacaktır. Ve bölme işlemine ben de devam edeceğim. 36 çarpı 2 72 geliyor. 3 kere 7 21 geldi. Bunları topladım 93 geldi. Bakın şimdi 93'ü 13'e tekrar böleceğim. 93 sayısını 13'e bölerseniz Yedi defa vermeniz durumunda 91 olur ve 2 kalır. Ha, o zaman buradaki ifadenin 13 ile bölümünden kalan ne olacakmış? 2 olacakmış. Zaten biz bunu şu sayılarla da elde edebiliriz. B yerine 6 düşünürseniz burası ne olur? Burası 72. A yerine 7 düşünürseniz burası 21 olur. İkisinin toplamı 93 oluyor. 93'ün 13'e bölümünden kalan burada yaptığımız gibi 2 olacaktır diyebiliriz. Yani arkadaşlar, bölen sayı değişmediği sürece Kalanlar üzerinden işlemlerimi devam ettirebiliyorum. Bu üst almada da uygulanıyor, çarpmada da uygulanıyor, toplama çıkarmada da uygulanıyor. Bunu söylemiş olalım. Peki böl bölünebilme kurallarına bakalım şimdi. Arkadaşlar öncelikle bunlar birbirine benzeşik olduğu için ben bunlara burada yer verdim. Bakın 2 ile bölünebilme için son basamak 2'nin katı olmalı. Tamam mı? Çünkü son basamağı 2'nin katı olan her şey 2 ile tam bölünür. Katı olmayanlar ise kalan verir. Hangi kalanı verir? Bir kalanı verir tabii ki. 4 ile bölünebilmek için son iki basamağa bakacağım. Bunu şöyle aklınıza tutabilirsiniz. 2'nin karesidir 4 sayısı ve sondan 2 basamağa bakacağız. 2 sayısı ise 2'nin birinci kuvvetidir. Sondan 1 basamağa bakacağız. 8 için de tabi 8 2'nin küpü olduğu için sondan 3 basamağa bakacağız arkadaşlar. Son 3 basamak 8'in katı olursa sayı 8'de tam bölünebilecek. Hemen şimdi buradaki verili olan sayılardan şöyle bir tablo oluşturalım. 2 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme, 8 ile bölünebilme. Kalanları yazacağım ben size burada. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, 2 ile bölünebilme için elbette ki son basamağa bakıyorum. Bakın. 9 2 ile bölündüğünde 1 kalanı verdiği için bu sayının 2 ile bölümünden kalan olarak, kalan olarak tabii ki 1 elde ederiz. Kalan 1'dir. Geldim buna. Bu sayının son basamağı 2'nin katı olduğu için kalan 0 olacaktır. Yani bunun anlamı tam bölündü demektir. Bölündü yazalım. Şimdi 4'e bakalım. 4 için son 2 basamağa bakıyorduk. Son 2 basamak 79. Bakın 79 sayısını 4'e böldüğünüzde kaç defa verelim? 19 defa da 76 oluyor. Çıkardım 3 geldi. O zaman buradaki kalan kaçmış? 3'müş diyeceğiz. Peki bu sayının 4 ile bölümünden kalan için 98'e odaklanacağız. 98'i 4'e bölüyorum arkadaşlar. Kaç defa verelim? 24 defa verirsem 96 buradan da 2 kalanını elde ettiğim için bunun da şu sayının da ...kalanı, 4 ile bölümden kalanı... ...tabii ki 2 olacaktır diyebiliriz. 8'e geldim şimdi. 8 bölünme için sonuç basamağı bakacağız. Yani 879. 879 sayısını... ...8'e bölersem ...bak şöyle düşün. 800 tam bölünüyor mu? Bölünüyor. 72 de tam bölünüyor arkadaşlar... Hatta evet evet 72 de tam bölünüyor Dolayısıyla 808'e bölünce 100 kalır 72 8'e bölünce 9 kalır Aslında ben buna 109 defa verirsem 872 elde ederim Çıkarma sonucunda 7 kaldı Yani bunun kalanı aslında 7 ymiş diyeceğiz Bu arada dikkat ediyorsunuz değil mi Kalanlar hiçbir zaman bölen sayıları geçemiyor Gördüğünüz gibi 7 sayısı 8'den daha küçük. Geldim buna. 0.98'e odaklanacağız. Yani aslına bakarsanız 98'e odaklanacağız. 98'i 8'e bölüyorum. 12 defa verirsem 96 olur. Dolayısıyla 2 kaldı. O zaman bunun da kalanı kaçmış? Kalanı 2'ymiş diyeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde son basamakları kontrol ederek 2, 4, 8 ile bölünebilmeyi, bölünebilme durumunu sayının incelemiş oluyoruz. Lütfen bunları hafızamıza alalım. Tekrar edecek olursak 2 sayısıyla bölünebilmesi için son basamağı 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağı, 8 ile bölünebilmesi için son 3 basamağın kontrolünü sağlamamız lazım. Peki 3 ve 9 ile bölünebilme nasıl gerçekleşiyor? Bunların ikisi çok benzer birbirine. Şöyle ki bir sayının 3 ile bölünüp bölünemediğini rakamları toplamını kontrol ederek anlıyoruz. Yine 9 ile bölünüp bölünmediğinde de rakamlar toplamına bakıyoruz. Nasıl yani hocam? Hemen örnek vereyim bir tane. Bakın şöyle bir sayı yazdım. 1234. Bu sayı acaba 3 ile bölünür mü? 9 ile bölünür mü? Ya da bölümünden kalan kaçtır? Çok basit bir şey yapacağım. Bu sayının rakamlarını topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. 4, 7, 9, 10 geldi değil mi? Şimdi 10 sayısını 3'e böldüğümüzde hangi kalanı elde ederiz? Hemen bakın 10 sayısını 3'e böldüğümüzde tabii ki 1 kalanını elde ediyoruz. O yüzden 1234 sayısının da 3 ile bölümünden kalanı 1'dir. Şöyle yazalım. 3 ile bölününce bölününce kalan 1'dir. Şimdi bir de 1234'ün 9 ile bölümünden kalana bakalım. Ne yapacağız? Yine rakamlar toplamı üzerinden gideceğiz. 10 sayısını yani rakamlar toplamına 9'a böldüğünüzde yeniden kalan olarak size 1'i verecektir. O yüzden 9 ile bölümünden de kalan neymiş? Kalan 1'miş yorumunu yapacağız. Yani bu ikisi benzeşiktir birbirine. Rakamlar toplamını kontrol ederek sonuca gidiyorsunuz. Şimdi gelin bir antrenman yapalım. Buradaki 4 basamaklı sayısı 3 ile tam bölündüğüne göre yani tam bölünmek demek ne demektir? Kalan 0 demektir. Tam bölündüğüne göre x çarpıya en çok kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar ben hemen bu sayının rakamları toplamını yazıyorum size. x artı y artı 13. Bakın bu görmüş olduğunuz sayı 3'ün katı olursa eğer ne olur tam bölüme gerçekleşir. O yüzden buradaki sayı 3'ün katı olan sayılara göre ayarlıyorum. Peki başlayalım. şuradan. Hemen x artı y 0 olursa, bakın 0 artı 13 13 yapacaktır. Ne olur? 3'ün katı olmaz? Onu geçtim. Peki x artıya 1 olursa ne olur? 1 artı 13, 14 yapar. O da 3'ün katı değildir. onu da geçtim. Fakat x artı y 2 olduğu anda 2 artı 13 bana 15'i verecektir. 15 sayısı zaten 3 ile tam bölündüğü için bu sayıda tam bölünmüş oluyor. Peki 2 sayısını bulduktan sonra nasıl ilerleyeceğiz? Bunu arkadaşlar 3 ekleye ekleye gidiyorsunuz. Çünkü 3 ile bölünebilmeyi kontrol ediyorsunuz. Bakın 5 alırsam da 5 artı 13 nedir? 18'dir. 18 sayısı da işime yarıyor. 3'ün katı olan her sayı işime yarar. Yine 8 alırsanız da 8 artı 13 21'dir değil mi? Şöyle yazalım. 21 de işe yarıyor. Peki 8'den yukarıya gidebilir miyiz? Gideriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü x de y de rakamdır. İki rakamın toplamı en fazla 18 olur. O yüzden saydırmaya devam ediyorum. 11 versem 11 artı 13 24 yaptı. 24 sayısı da 3'ün katı mı? Evet bunu da al. 14 versem 3'ü çekleyerek gidiyorum. 14 artı 13 27 yaptı. 27 sayısı da işime yarar. Bir daha 3 eklesen 17 olur. 17 artı 13 30 yapar. 30 sayısı da işime yarıyor. Ama bundan sonra kesilir. Neden? Çünkü buna 3 eklersen 20 olur. 2 rakamın toplamı asla 20'yi vermez bana. O yüzden x artı y'nin alabileceği değerler bunlardır. Şimdi ben x çarpı y'yi en fazla yapmaya çalışıyorum ya. O yüzden toplamları 17 yani en fazla olanı seçeyim isterseniz. X artı, 7, x artı y'yi 17 olarak alalım. Peki burada ben x'i 9, y'yi 8 olarak seçsem çarpımlarından hangi sayıyı elde ederim? 72'yi. Hocam ne biliyorsunuz? Belki daha fazla var. Deneyelim birkaç tane bakalım. Mesela x ve y'nin toplamı 17 olacak şekilde. Atıyorum işte e, x'i 15 seçseydim, y'yi 2 seçseydim çarpımları kaç yapardı? 30 yapardı. Ha, demek ki burada birbirine yakın seçmeliyiz ki çarpımları en fazla yapsın gibi bir yargıya ulaşıyoruz. Ve dolayısıyla zaten bunu bir önceki üniteden de tanıyoruz. Dolayısıyla 72 elde etmiş oluyoruz. Peki x artı y 14 olabiliyordu. E 14 olsaydı ne olacaktı? Arkadaşlar 14 sayısı için x'e de y'ye de 7 değerini verseniz ne olur çarpımı 72'den fazla yapamazsınız gördüğünüz gibi. Zaten bunların arasında en büyüğünü seçerekten olaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biz en çok değeri arıyorduk bu soru için. Anlaştık mı? Yani 3 ile bölünebilme için rakamlar toplamına bakıyoruz. Bir tanesini yakalayınca 3 ekliye 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 diğer sayıları türetiyoruz. Burada neden 3 eklemedim? Çünkü ikisi rakam olduğu için tabii ki 17 sayısını aşamaz iki rakamın toplamı en fazla 18 oluyor. Bu yüzden 17'de durduk ve buradaki sayıları ele geçirdik. Şimdi 5 ve 10 ile bölünebilmeye bakalım. 5 ve 10 ile bölünebilmek için son basamağı kontrol etmemiz yeterli. Son basamağı 0 ya da 5 olan tüm sayılar 5 ile tam bölünürler. Örnek verelim. 255 5 ile tam bölünür. Ya da 256 5 ile bölünemez ama bölümünden kalan nedir? 1'dir arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kalan 1'dir. Tabii ki 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Şöyle yazalım. Tamam yani son basamağa bakmamız yeterli oluyor. Peki, 10 ile bölünebilme kuralı için neye bakacağız? Yine son basamağa bakacağız. Eğer son basamakta 0 görürseniz sayı 10 ile tam bölünür. Göremezseniz de o son basamaktaki sayı kalan olmuş oluyor. Örnek verelim. 1234 sayısı sevgili sayımız. Bu sayı 5 ile tam bölünebilir mi? Hayır efendim. 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Peki bu sayı 10 ile tam bölünebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü 10 ile tam bölünebilmesi için son basamağın 0 olması lazımdı. Son basamak 4 olduğu için bu sayı arkadaşlar 10 ile bölündüğünde kalan olarak bize neyi verir? 4'ü verir. Anlaştık mı? Yani son basamak bu ikisi için çok önemli. Isınma turu atacağız şimdi. 7x'ye 3 basamaklı sayı bak şimdi 3 basamaklı sayı diyor ya burada aslında x ve y'nin rakam olduğunu sana söylemeye çalışıyor. Anlaştık mı? Buna dikkat. Tamam 7x'ye 3 basamaklı sayısının e, sayının 5 ve 4 ile bölümünden kalan 2 ise x artıya kaç farklı değer alır? Arkadaşlar 5 ile bölünebilme için son basamağa bakacağız. 4 ile bölünebilme için son 2 basamağa bakacağız. Değil mi? Bunları az evvel öğrendik. Şimdi başlayalım. Bir kere son basamakta Kalan tabii 2 olduğu için şu y sayısı yerine kimler gelebilir? 5 ile bölünebilmenin kuralı gereği. Son basamak ya 2'dir ya da 7'dir. Dikkat edin 2 sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. O yüzden hemen şöyle anlatalım. 2 sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Ya da 7 sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu yüzden y yerine 2 de gelebiliyor, 7 de gelebiliyor. O zaman bizim karşımızda 7x2 veya 7x 7 gibi iki tane sayı türemiş oluyor. Bu şekilde son basamağını kontrolünü sağladım ve 5 ile bölümünden 2 kalanı vermesini e, tabi vermesi için son basamağı ya 2 yazdım ya da 7 yazdım Şimdi bu bitti gelelim şuna son iki basamağa bakacağız arkadaşlar son iki basamağı öyle bir ayarlayacağız ki 4 ile bölümünden yine 2 kalanı verecek bize başlıyorum. X yerine 0 verirseniz bakın ne olur? 0-2. 0-2 sayısının 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Şu mantıktan dolayı zaten. Şöyle düşünelim. 0-2, 2 demektir. 4 ile böldüğünüzde karşınıza 2 kalanı çıkıyor. Peki bunu 1 yapsam 12 sayısının 4 ile bölümünden kalan 2'dir diyebilir miyiz? Hayır efendim olmadı. Peki 2 yapsam, X'i değiştiriyorum ya. 2-2, 22 sayısının 4 ile bölümünden kalan 2'dir diyebilir misiniz? Evet. Ha, o zaman buradan şunu çıkarıyoruz. X sayısı bir 0 oldu. Bir 2 oldu. Sonraki nedir x sayısı için? Elbette ki 4'tür arkadaşlar. Çünkü Örüntüsel olarak bakın bu soru için 2 2 çoğaldığını anlıyoruz. Hatta deneyelim 3 yapalım. Bakın 32 sayısı 4 ile tam bölündüğü için 2 kalanını vermez. Buradan bunu alamadığımızı anlıyoruz. Kısacası x yerine şu görmüş olduğunuz sayı da hemen şuraya yazalım. 0 gelebilir, 2 gelebilir, 4 gelebilir, 6 gelebilir, 8 gelebilir arkadaşlar. Çünkü 82 sayısı da 4 ile bölündüğünde 2 kalanı verir. Başka da herhangi bir sayı gelemiyor elbette. Peki bu durumda y'nin de tabii ki eşiti 2 idi. Şöyle ayırayım. x artı y'ye ulaşmaya çalışıyoruz ya. Bakın x artı y değerleri kimlermiş? Şuraya yazalım. 0 ile 2 topladınız 2. 2 ile 2 4. 4 ile 2 6. 6 ile 2 8. 8 ile 2 topladınız 10 oldu. Bakın bunun 10 olması bizi şaşırtmasın. 2 tane rakamın toplamı elbette ki 10 olabilir. Yani kısacası birinci ihtimalden şöyle yazalım. Birinci ihtimalden tam tamına 5 farklı değer geldi. Şimdi ikinci ihtimale bakacağız. Arkadaşlar bu sayının 4 ile bölümden 2 kalanını vermesini sağlıyorum. Bakın 0 başlayalım x'e. Rakam ya sonuçta. 0, 7'yi 4'e bölerseniz 2 kalanını değil 3 kalanını bulsunuz. Olmadı. 1, 7. 17 sayısını 4 ile bölerseniz arkadaşlar 2 kalanını elde edemezsiniz. Değil mi? 1 kalanını elde edersiniz. 27 sayısını yine 4'e bölerseniz 3 kalanını elde edersiniz. 37 sayısını 4 ile bölerseniz yine 1 kalanını. Aa demek ki burada dikkat ettiyseniz ya 3 kalanı çıkıyor ya 1 kalanı çıkıyor. Ya 3 kalanı çıkıyor ya 1 kalanı çıkıyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir durumda yani x'i değiştirsek bile hiçbir zaman 2 kalanını elde edemeyiz. Bu yüzden bunu dikkate almamıza gerek yok. Kaç tane x, x artı y değeri varmış sorusunun cevabı elbette ki 5 olacaktı bu soru için. Burada yazdığımız üzere. Devam edelim bakalım. 11 aralarında belki de en önemlisi. Evet bunu iyi öğrenmemiz lazım. Şimdi bir sayının 11 ile bölünebilmesini kontrolü şöyle sağlanıyor. Sağdan sola doğru lütfen buna dikkat edelim. Sağdan sola doğru şöyle. Sayının rakamlarının sırasıyla artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye işaretlendirme yapacaksınız. Sağdan sola doğru rakamlara işaretlendirme. Peki artılar kimler? Bakın artıları biz burada yeşille gösterdik. Artılar G, E, C, A. Artıların toplamı buraya yaz, yazıldı. Eksilerin toplamına bakalım. Eksiler de arkadaşlar eksiyle işaretlenmiş olanlar da. B, D, F. Bunlar da eksiyle işaretlendiği için ne yapacağız? İkisini çıkaracağız. Bakın artılardan eksileri çıkardık. Eğer bu işlemin sonucunda 11'in katı olan bir sayı elde ederseniz bu üstteki sayı tam bölünür diyebiliyorsunuz 11 ile. Fakat bu işlemin sonucunda başka bir sayı elde ederseniz o başka sayının 11 ile bölümünden kalanı bulmanız gerekiyor. Bu şekilde buradaki sayının da 11 ile bölünüp bölünmediğini anlamış oluyoruz. Bir tane örnek yapalım. Bakın 1234 mesela. Şimdi ne yapıyorum? 11 ile bölünüp bölünmediğini ya da kaç kalanı verdiğini araştırıyorum ya. Hemen sağdan sola doğru artı eksi artı eksi diyorum. Artılar bana kaçı getirdi? 6'yı getirdi. Eksiler bana kaçı getirdi? 4'ü getirdi. Arkadaşlar bunları çıkarırsanız 2 kaldı mı? İşte şimdi bu sayı 2 sayısının 11 ile bölümünden kalan nedir? Elbette ki kendisidir. Çünkü burada dikkat ederseniz 2 sayısı 11'den küçük olduğu için kalan olarak kendisini verecektir. O halde 1234 sayısının da 11 ile bölümünden yazalım. 11 ile bölündüğünde kalan olarak neyi elde edecekmişiz? 2'yi elde edecekmişiz. Kısacası bununla uğraşmamak için böyle bir kuralı hızlı bir şekilde işleme koymamız gerekiyor. Peki bir tane daha yapalım. 11 belki böyle bir tık yabancı gelmiş olabilir diğerlerine göre. Misalen arkadaşlar 2354 bu sayının 11 ile bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğim. Artı eksi artı eksi. Artılar neyi getirdi? 7'yi. Eksiler neyi getirdi? O da 7'yi. Bak çıkarma işlemi yaptım 0 kaldı sıfır sayısı herkesin katıdır. Dolayısıyla sıfır sayısı 11'in de katıdır. 11'in de katıdır. Bu yüzden arkadaşlar buradaki sayı yani 2354 sayısı 11 ile tam olarak bölünür. Tam bölünür diye şöyle not alalım. Çünkü netice sıfır çıktığından kaynaklanıyor. Bir tane daha. O da şöyle olsun isterseniz. İşte 1 olsun burası. Şurası 6 olsun. Sonra 5 olsun. Şurası da kaç olsun? 0 mı olsun? Yok şunu değiştirelim. Bunu 9 yapalım. Şurayı da 8 yapalım. Mesela 91.658 sayısı. Bak artı eksi artı eksi artı diyorum. Artılar bana neyi getirdi? 8, 6, 9. Bunları toplarsanız e, 23 geldi değil mi? Peki eksiler bana neyi getirdi? 6'yı getirdi. Çıkarma işlemi yaptınız. 17 geldi. Kalan 17'dir demeyeceksiniz. 17 sayısını 11'e böleceksiniz. Bir defa var ve çıkarma sonucunda kalanı burada göreceksiniz. Yani 91.658'in 11 ile bölümünden kalan neymiş? 17 değil 6'ymış. Zaten arkadaşlar bir sayıyı 11'e böldüğünüzde 17 kalanını bulamazsınız ki. Kalanın daha küçük olması gerekiyor. Bunu öğrendik zaten bu dersin girişinde. Şimdi model sorumuzla devam ediyorum. 4 basamaklı bir sayı 11 ile bölümden kalan 7. Buna göre kaç farklı x'e ikilisi yazacağız diyor. Hemen ne yapıyorum? Artı, eksi, artı, eksi diyorum değil mi? Şöyle. Artılar bana neyi getirdi? 7 artı x'i. Eksiler bana neyi getirdi? 5 artı y'yi. Arasına çıkarma koyuyorum. 11 ile bölümünden kalan 7'dir diyor. Arkadaşlar işte bu hesaplayacağımız sayının ne olması lazım biliyor musunuz? Bu sayının 11 ile bölümünden kalanın bize 7'yi vermesi gerekiyor. Bunu söylemeye çalışıyor. Peki düzenleyelim bunu birazcık istiyorsanız. Hemen ne yapacağım? Eksiyi dağıtacağım. Eksiyi dağıtırsam 7 eksi 5 2 yaptı. Artı x var burada. Eksiyi dağıtırsam bir de y gelmiş oluyor. Bu arada bunun 4 basamaklı sayı olduğunu söyleyerekten aslında ne demeye çalışıyorlar? x ve y rakam demeye çalışıyorlar. Buna dikkat. Şimdi hemen burada kaç farklı x y ikilisi yazılırı bulmaya çalışacağız. Tabii ki bizim burada kalanımız 7. Buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle düşünüyorum. Burada ki sayı eğer 5 olursa 2 artı 5 ne olacaktır? 7 olacaktır. Dolayısıyla kalana direktmen 7 diyebiliriz. Peki arkadaşlar x eksi y'yi şöyle yazalım. 5 olarak ayarlamaya çalışalım. Hangi rakamları verirsem 5 olur? Valla x'e 9 verirsem, y'ye 4 verirsem sonuç 5 olur. Ya da x'e 8, y'ye 3 verirsem birer birer azaltacağım işte. 7, 2 verirsem de olur. Ee, 6, 1 verirsem de olur. 5, 0 verirsem de olur. 0 bu esnada buraya tabii ki gelebiliyor değil mi? Bazı sorularda 0 baş taraftaki harfe gelemeyebiliyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekli. Yani aslında x-y'yi 5 olarak alırsak değerlerimiz bu kadar oluyor. Dikkat ettiniz mi? böyle yapalım istiyorsanız 5 tane x'e ikilisi yazdım. İşte bunlar xy ikililerim. Tamam peki ben burada başka 11 ile bölümden 7 kalanını nasıl elde ederim? Arkadaşlar dikkat ederseniz eğer 11 artı 7 18 yapıyor. Eğer bunu 18 yapmayı başarırsak bakın şöyle söyleyelim. Bunun tamamını 18 yapmayı başarırsak 18'in 11 ile bölümden kalan yine 7'yi veriyor. Bu durumda da sorunun e, x'i ekillerini oluşturmuş olacağız. Peki nasıl 18 yaparız? Elbette x y'yi 16 Yapmayı başarırsak durum 18'e dönüşür 2 fazlasını aldığım için. Hemen x eksi y'nin şöyle yazalım onda x eksi y'nin 16 olmasını sağlayacağız. Peki bunları rakamlarla yapabilir misiniz acaba? Düşünelim sonuçta x ve y rakamdı. Bak 9 veriyorum buna. E buna başka bir sayı ver. 9'dan hangi rakamı çıkarırsan 16'yı bulursun. Yok öyle bir şey kardeş. Olmadığı için buradaki ifade devre dışı kalmış oluyor. Bu gitti. Zaten 18'den sonra yukarı doğru devam etmenize gerek yok. Peki şimdi en önemli noktaya geldim. Bir de onun kontrolünü sağlamam gerekiyor. Tabi beyaz bir kağıt alayım. Arkadaşlar 2 artı x eksi y ifadesinin 11 ile bölümünden kalanı 11 ile bölündüğünde kalanı kaç yapmaya çalışıyoruz? 7 yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sıkı dur. Buradaki ifadenin sonucu eğer eksi 4 olursa arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Eksi 4 sayısının 11 ile bölümünden kalan da 7 oluyor. Nasıl oluyor hocam? Çünkü eksi 4 sayısına 11 ilave ettiğinizde size kaçı veriyor? 7'yi vermiş oluyor. Yani arkadaşlar hemen şöyle de bunu izah edelim. Eksi 4'ü 11'e böldüğünüzde nasıl kalan 7 çıkıyor? Bakın buna 0 defa demeyeceksiniz. Çünkü buradaki işlem sonucunda şu parmağımın altındaki sayının ya sıfır ya da pozitif olması lazım. Peki kaç defa verirsek olur? Bak bir defa verirsen de olmaz. Bunu arkadaşlar eksi 1 yazacağız. 11 ile eksi 1'i çarpınca eksi 11 gelecek. Eksi 10, eksi 4'ten eksi -11 11'i çıkarınca sonuç olarak 7'yi bulmuş olacağız. Yani aslında kısa yoldan... Eksi 4'e 11'i ilave edeceğiz ve 7 çıkacak. Ha, o zaman ben bunu eksi 4 yapmayı başarırsam da sonuca ulaşabilirim. Peki buna nasıl eksi 4 yapmayı başaracağız? Hemen şurasının tabi ki eksi 6 olmasını sağlayacağız. Düzenleyelim bakalım x eksiye eksi 6'ya eşit çıkabiliyor mu? Arkadaşlar y sayısına ben 6 verirsem x'e 0 rakamını verirsem eksi 6 çıkar. Doğru mu? Peki y sayısına e, ne verelim? 5 pardon 7 verelim. E, X sayısına e, bu sefer de 1 verelim. 1'den 7'yi çıkarsam da x6 e olur. 8 verirsem y sayısına, x'e 2 verirsem yine olur. Y sayısına 9 verirsem, x'e 3 verirsem yine x6 e olur. Ha, demek ki buradan x'ye sıralı ikilisi olarak da 0, 6, işte 1, 7, şöyle 1, 7 ve 2, 8, 3, 9 sıralı ikililerini de elde etmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4 tane de sıralı ikili buradan geldi. Bakın 4 tane burada buldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada bulduk arkadaşlar. O yüzden kaç farklı sıralı ikili vardır? 4 artı 5'ten dolayı 9 tane farklı sıralı ikili vardır. Yorumunu yapabiliriz. Şimdi burada en son anlattığım x eksi y'yi eksi 4 bulma muhabbetini şöyle de kolaydan bulabilirsiniz. 11 ile bölümünden kalanın 7 olduğu sayılar kimler biliyor musunuz? 7'nin kendisi. 11 ekle 18, 11 ekle 25. Zaten bunun rakamlarla sağlanmadığını anlamıştık. 11 çıkar buradan eksi 4, 11 çıkar buradan eksi 10, e, kaç yapıyor? Eksi 11, pardon eksi 15 düzeltiyorum. Bu da rakamlarla sağlanmaz arkadaşlar. 2 ile hangi sayıyı toplarsanız eksi 15 olur, eksi 13. Bunu eksi 13 yapabilir misiniz? Yapamazsınız. O yüzden ben de sadece x eksi y'ye, dikkat ettiyseniz x eksi y'ye, 2 artı x eksi y'ye pardon. E, eksi 4 ya da artı 7 olarak bulmak için ne yaptım? Düzenlemeler yaptım. Şu sayının tabii ki burada gördüğünüz gibi eksi 6 olmasını sağladık. Bu sayının da 7'yi verebilmesi için ne olmasını sağladık? 5 olmasını sağladık. Buradan 5 değer, buradan 4 değer elde ettiğimiz için toplamda 9 değer gelmiş oldu. Bu resmen bir model soru. Testradan alınmış yüksek ihtimalle. Güzel kaliteli bir soruydu. Şimdi geldik başka bir zoruya. Bu sayının 11 ile bölümünden kalan 6 ise, bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi 11 ile bölünebilmenin kuralı artı eksi yazmak. Hemen bir yazalım artı eksi. Artılar A ile B'nin toplamı. Bakın bunlar rakam arkadaşlar. Peki 5 sayısı da şöyle çıkarma diye buraya yazılacak. 11 ile bölümünden kalan 6 mı? Evet. Peki hangi sayıların 11'le bölümünden kalanlar 6'dır? Valla 6 sayısının 11'le bölümünden kalan 6'dır. 11 ekle 17'nin de bölümünden kalan 6'dır. 11 ekle 28 böyle gidersin. Ya da 11 çıkar. Eksi 5 sayısı oluyor. Değil mi? Şundan 11 çıkarınca. 11 çıkar. Eksi 16 oluyor. Böyle gidersin. Şimdi bunlardan hangisini şunlarla sağlayabiliriz ona bakacağız. Hemen başlayalım. İstiyorsanız pozitiften başlayalım. En küçük pozitiften 6. Bunu nasıl 6 yaparız diye düşünüyoruz. Arkadaşlar eğer burayı 11 yaparsak. 11 eksi 5 bana sonuç olarak 6'yı verir. 6'nın 11 ile bölümünden kalan 6'dır yorumunu yapabiliriz. O halde ne yapıyorum? A artı B'nin buradan 11 olabileceğini yazıyorum. Devam. 17'ye ulaştıralım. 17'ye ulaşabilmesi için şu sayının 22 olması lazım. İki rakamın toplamı 22 olabilir mi? Kulak ver. Olamaz hocam. O yüzden buradan 22 olamayacağı için elbette 17 sayısından sonrasında tabii ki iptal edeceğim. Çünkü rakamlarla sağlatamayız bunu. Geldik belki de en önemlisine eksi 5'e. Arkadaşlar bunun sonucunu nasıl eksi 5 çıkarırız? Bak alta yazalım a artı b eksi 5 eşittir. Nasıl eksi 5 çıkar? Tabii ki şurası 0 olursa eksi 5 çıkar. Peki a artı b'nin 0 olabilme şansı var mı? Valla bence yok. Neden? Çünkü a da b de 0 olur. A da B'de sıfır olursa gördüğünüz gibi buradaki sayı arkadaşlar 3 basamaklı sayıya dönüşmez. Tabii ki burada minik bir 3 basamaklı sayıdır diye ifade etmemiz lazım. 3 basamaklı sayıya dönüşmez. O yüzden bunu buradan iptal ediyorum. Ve şuraya ekleyeyim istiyorsanız 3 basamaklı tabi bunu sorunun bizim, bizim vermemiz gerekiyordu. 3 basamaklı sayısının diye devam etsin. A ve B tabii ki 0 olamayacağı için bu yüzden bu ihtimal devre dışı kalmış oluyor. Geriye sadece bir tane kaldı. Hocam bunu neden denemediniz? Bak bunu denemeye gerek yok. Çünkü onun çıkartmak çıkabilmesi için şurasının eksi kaç yapması lazım? Eksi 11 yapması lazım. Hangi iki rakamın toplamı eksi 11'dir? Yok öyle bir şey. O yüzden sol tarafa doğru da devam etmeyeceğiz. Yani kısacası A artı B 11 olacaktı. Çekelim bunu. Şimdi bu sayının 9 ile bölümden kalanı bulacağız. 9'u ile bölünebilmenin kuralı ne? Rakamlar toplamı. E tamam bunu rakamlarını toplayalım. 4, 8 daha 12 yaptı. A ile B'nin toplamı da A artı B. Zaten biz A artı B'nin burada 11 olduğunu biliyoruz yaptı bize 23. Şimdi 23 sayısının 9 ile bölümünden hangi sayıyı elde edersek bu sayının da 9 ile bölümünden kalan aynı sayıdır. Hemen 23'ü bu yüzden 9'a bölüyorum. Kaç defa veririm? 2 defa. 18 geldi bakın 5 kaldı. O yüzden bu sayının arkadaşlar 9 ile bölümünden şöyle yazalım bölündüğünde kalan sayısı ne oluyormuş? 5 oluyormuş diyebiliriz. Güzel değişik bir soruydu. Sadece şuraya 3 basamaklı biz unutmuşuz. Arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Hani bak birçok bölme kuralı, bölünebilme kuralı öğrendik. Şimdi şuna dikkat edelim. Aralarında asal 2 sayıdan her birine bölünen bir sayı bu sayıların çarpımına da bölünür. Nasıl yani? Aralarında asalı hatırlarsınız. Ortak olarak sadece 1'e bölünen sayılara aralarında asal sayılar deriz. Mesela 3 ile 8 aralarında asaldır. Bu yüzden 3'e bölünen ve 8'e tam olarak bölünen bir sayı bunların çarpımı olan 24'e de tam bölünüyor kısacası. O zaman buradaki boşlukları şöyle doldurmalıyız. 6 sayısına bölünen bir sayı 2 ve 3 ile de tam bölünür arkadaşlar. Çünkü 2 ile 3 aralarında asaldır. 12 sayısına bölünen bir sayı 3 ve 4 ile de tam bölünür. Bu iki sayı aralarında asaldır değil mi? 24'e bakın 24'ü zaten burada yapmışım. 24'e bölünebilen bir sayı 3 ve 8 ile de tam bölünür. Tabi 3'ün kuralı rakamlar toplamıydı. 8'in kuralı neydi? Son 3 basamaktı. Bunları unutmayacağız. 36'ya bölünen bir sayı hangi sayılara tam bölünür? Düşünüyorum düşünüyorum. Aralarında asal iki çarpana bölmem lazım. 4 ile 9 değil mi? Birisi çıkıp şunu söyleyebilir bana. Hocam 36 sayısı için... Neden 3 ve 12 yazmıyorsunuz mesela? Ben de ona şunu söylerim. 3 ve 12 aralarında asal mı? Değil. İşte bu yüzden tercih etmiyorum. Yani çarpımları 36 olacak. Bir de aralarında asal olacaklar. Böyle parçalamamız gerekiyor. Geldim 44'e. 44 çok açık bence. 4 ile bunun dışında 11 ile tam bölünebilen sayılar. 4 ve 11 yazalım şöyle. Tam bölünen sayılar 44 ile tam bölünür. 72'ye geldim. Arkadaşlar bakın bunu 6 çarpı 12 diye yazabiliriz. Ama kafamıza göre hareket etmiyoruz. Haklısınız. 6 çarpı 12 72'dir. Fakat 6 ve 12 aralarında asal değiller. Bu yüzden böyle değil 8 ve 9 şeklinde parçalamalıydık. Yani 72 ile bölünebilmenin kuralı 8 ve 9 ile bölünebilmenin kuralıyla aynı şeymiş diyebiliriz. Bunları ayrı ayrı daha doğrusu kontrol etmemiz gerekiyor. 5 basamaklı rakamları farklı bu sayı. 18 ile tam bölünebilmektedir şimdi bak buna göre A kaç farklı değer alır şimdi 18'in kuralı şöyle düşünelim 3 ve 6 aklınızdan geçebilir ama 3 ile 6 aralarında asal değil o yüzden 2 ve 9'a göre pozisyon alacağız burada bakın bunlar aralarında asal çarpımları da zaten bana 18'i vermiş oluyor pekala hemen bu sayının 2 ile ve 9 ile bölünebilmesini kontrol ediyorum bu arada tam bölünebilmesini sağlayacağız 2 daha yumuşak olduğu için çünkü bu rakamlar toplamı 2 daha yumuşak olduğu için 2'den başlayalım isterseniz bir sayının 2 ile tam bölünebilmesi için şu sayının 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından birisi olması gerekiyor. Soruda bize rakamları farklı denildiği için 2 başta kullanıldığı için iptal edilir. 4 burada geçtiği için iptal edilir. O yüzden B sayısı ya 0 ya 6 ya da 8 olur. Şimdi 3 ihtimal var yazacağım. 2A7 4 bunu aldım. 2A7 4 şunu aldım. 2A7 4 8 bir de bunu aldım. Şimdi 2 ile tam bölünüyor sayı artık. Bu bitti. Gelelim 9'a. Arkadaşlar 9 için rakamlar toplamına bakmamız lazım. Rakamlar toplamına bakacağız. Bak şimdi. Bunların rakamlarını toplarsanız kaç geliyor? İşte 11, 13, 13 artı a geliyor. Bu sayının 9'un katı olmasını sağlayacağız. 9'un katı olabilmesi için a'ya kimleri verebilirsiniz? Düşünelim. 0 veremezsiniz değil mi? Çünkü 13 yapar. 1, 2, 3, 4, 5 verebilirsiniz. a'ya 5 verdiğiniz anda ne olur? 5 artı 13'ten 18'i bulmuş olursunuz. Peki arkadaşlar a'ya 5 yazarsak Rakamları farklı sayı elde ediyor muyuz? Şunu da gözetiyoruz bir yandan elde ediyoruz. O yüzden A yerine 5 gelebilir kesinlikle. Peki daha başka sayılar yazamaz mıyız A yerine? Bakın bunun 9 fazlasını alın çünkü 9'un e, kuralını kontrol ediyoruz. 14 rakamlıktan çıkar. Rakamlıktan çıkarsa 5 basamaklı sayı olmaz. Bu arada 5 basamaklı sayı dediği için A ve B'nin rakam olduğunu tabii ki biliyor olmamız lazım. Peki A yerine sadece 5 gelebiliyormuş. Geldim bunun rakamlar toplamına ikinci ihtimal. Rakamlarını toplarsanız buradan bakın sadece 6 e, fazlalaştı yukarıdakine göre. 19 artı a'yı elde edersiniz. Arkadaşlar bunun ne olmasını sağlayacağız? 9'un katı olmasını sağlayacağız. Peki 9'un katı 19'dan fazla kim var? 27 var. O zaman hemen burada a sayısının yerine 8 seçiyorum. Tabi buraya 8 seçince 19 artı 8 27 olacaktır. 27 9'a tam bölündüğü için bu sayıda tam bölünür yorumunu yapacağız. Bu arada 8'i buraya atınca rakamlar farklı oluyor mu? Oluyor. O yüzden bunu aldık. Son ihtimale geldim şimdi. Son ihtimalde rakamlar toplamı 21 artı A olacaktır. Değil mi? 19, 20 aynen. Bu sayının hemen ne olmasını sağlıyorum? 9'un katı olmasını sağlıyorum. O yüzden 27'ye tamamlıyorum. 6 veriyorum. 6'yı buraya yazarsanız görüyorsunuz yeniden rakamları farklı sayılar elde ediyorsunuz. O yüzden bu sayıyı da alabiliriz arkadaşlar. Kısacası 9 ile bölünebilmesi için de A'nın 5, 8, 6'dan herhangi birisi olması lazım. A kaç farklı değer alabilir? cevap 3 farklı değer alabilir olacaktı. İşte bu kadar. Geldim bir başka soruya. Bu az evvelkiyle bağdaşık bir soru ve güzel bir soru hakikaten. Şimdi bu arada bayağı da ilerlemişiz. Umarım yorulmamışsınızdır. Arkadaşlar bu dört basamaklı sayının, doğa sayının 36 ile bölümünden kalan 15'tir. Bak şimdi şu kelime x ve y rakam demektir. Bu bir. 36 ile bölünebilme kuralı diye bir şey yok. Biz onu asal çarpa aralarında asal iki tane çarpana göre şöyle düzenleriz. Yani 9 ve 4'ü kontrol edeceğiz deriz. Kalanlar 15'miş. X'in alabileceği değerler toplamı. Şimdi yazıyorum. 6x 5y sayısı 9 ile bölündüğünde kalanını vermeli. Hangi kalanı verecek? Buraya ne yazacağız? Hocam 15 yazacağız. Kalanını verir şöyle. Hocam 15 yazacağız. Burayı iyi düşünün. Arkadaşlar bu sayıyı 9 ile böldüğünüzde 15 kalanını bulamazsınız. Neden? Çünkü bölmenin kuralında der ki kalan bölenden küçük olacak. Bakın buraya 15 yazdığınız anda kalan bölenden küçük olmaz. Peki bu durumlarda ne yapacağız? Tutuyoruz buradaki 15 sayısını Tekrar 9'a bölüyoruz. Kaç kaldı? 6 kaldı. O yüzden buraya 6 yazmamız gerekiyor. Yani kalanın bölenden daha küçük olabilmesi için bölme işlemine devam ediyorum. Kalan üzerinden kalanı 9'a böldüğümde 6 kalanı verdiği için bu sayının 9'a bölümünden kalan 6'dır diyeceğim. Şimdi 4'e gelelim. Onu da kırmızıyla yazayım. 6x5y sayısı şöyle 9 ile bölündüğünde tık 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 kalanını verir. Kalanını verir. Arkadaşlar buraya 15 yine yazamazsınız. Çünkü 15, 9 dedim ya şurası 4 olacaktı değil mi? 15 yine yazamazsınız. Çünkü bir sayıyı 4'e böldüğünüzde 15 kalanını asla bulamazsınız. O yüzden 15'i 4'e bölerek kalan hesaplamamız gerekiyor. 3 defa verdim 12 çıkardım 3 kaldı. Bakın 3 kaldığı için ne olacaktır? Bu sayının 4 ile bölümünden kalan 3'tür diyeceğiz. Şimdi Şuradaki artık 15'ten kurtulmuş olduk. Bunların ikisini inceleyeceğiz. Soruyu iki alt basamağa ayırdım. Tabii ki bunlardan 4 ile bölünebilme kuralı daha yumuşak bir kuraldır. O yüzden son iki basamağı kontrol ederek başlıyorum. Burada son iki basamak hangi sayı olursa 4 ile bölümünden 3 kalanını verir diye bir düşünelim. 51 hatta sıfırla başlayalım değil mi Sonuçları rakam. 50 50 sayısını 4 ile böldüğünüzde 48'den dolayı 2 kalanını elde edersiniz bu uymadı. 51 sayısını 4 ile böldüğünüzde 3 kalanını elde edersiniz bu uydu arkadaşlar. Peki devam ediyorum. 52 sayısını 4 ile böldüğünüzde yine yani tam olarak bölüneceği için şuna uygun gelmez. 53 sayısı da gelmez. 54 de ge 54 gelir. Neden geldi? Çünkü 3 arttı. Bu arada bir kontrol yapacağım. Bunu almayacağız. Şöyle bir kontrol yapalım. 54'ü 4'e bölersem 48 52 tam bölünüyor. 2 kalanı veriyor. Olmuyor bu. Ama 55 olur. Çünkü bakın 1 oldu. Y yerine 1 yazarsam oluyor. Bunun dışında 5 yazarsam oluyor. Doğru mudur? Ve 1 ve 5 arasında 4 fark var. Dikkat edin bölen sayı 4 olduğu için. Sonraki sayı nedir? Y yerine gelebilecek. Bravo 9'dur. Yani 59 bakın 59'u 4'e böldüğünüzde 56'dan dolayı 3 kalacağı için 9 sayısında y yerine yazabiliyorum. Yani y yerine gelebilecek sayılar 1, 4 fazlası 5, 4 fazlası 9 bunlar arkadaşlar. Peki şimdi bunu hallettim 3 kalanını getirmeye başardım. Gelelim 9 ile bölünebilme olayına. Hemen 9'da bölünebilmesi için rakamları toplamına bakacağız. Şöyle ayıralım. Bunun rakamları toplamı 11 artı x artı y'dir. Şimdi y'ye 1 alarak başlıyoruz. Arkadaşlar eğer y değerimiz 1 olursa 12 artı x olur. Bakın bu sayının 9 ile bölümünden 6 kalmasını istiyoruz. Tabii ki 9 ile bölümden kalanın 6 olması için şuraya 3 vermeniz lazım. Çünkü 15 sayısı 9 ile bölündüğünde 6 kalanını bize vermiş oluyor. O halde x için 3'ü kullanabilirim. 3'e 9 eklerseniz 12 olur rakamlıktan çıkar. O yüzden sadece y1 alınırsa x'in 3 olması gerektiğine ulaştık. Devam şimdi y yerine 5 alacağım. Y yerine 5 alırsam bakın 5 artı 11 16 yapar. 16 artı x bana neyi vermeli? 9 ile bölündüğünde 6 kalanını vermeli. Peki düşünüyorum 16'dan sonra 9 ile bölündüğünde 6 kalanını hangi sayı verir? 15 veriyordu. 24 de verir arkadaşlar. Bu yüzden bunun 24 olabilmesi için x'i 8 seçmeniz gerekiyor. Bakın 16 artı 8 24'tür. 24'ü 9 ile böldüğünüzde 6 kalanını verdiği için şu sayıda 9 ile bölündüğünde 6 kalanını vermiş olur. O yüzden x'i burada 8 olarak almamız lazımdı. Son hamleye geldim artık. Y yerine 9 alacağız. Y yerine 9 alırsak mavi de yazalım. Y yerine 9 alırsak bu sefer rakamlar toplamı 20 artı x olur. Şimdi 20 artı x'in 9 ile bölümünden 6 kalanını verebilmesi için x'i kaç seçmemiz lazım? 4 seçmemiz gerekiyor. Bu yüzden x yerine 4 sayısını da alabiliyoruz. X'in alabileceği farklı pardon X'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor. O zaman bunları toplarız arkadaşlar. 3 artı 4 artı 8 deriz. Buradan 10 kaç yapıyor? 15 yapmış oluyor. Yanıtımız 15 olarak bulundu. Evet dersimizin böylece sonuna da gelmiş oluyoruz. Bayağı uzun bir ders oldu. Ödüllü sorumuz bu gördüğünüz soru arkadaşlar. A'nın en çok ve en az kaç olabileceğini soruyor. Şuna da dikkat edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.